Merhabalar sevgili Kıbrıs Postası TV izleyenleri. Bugün 20 Temmuz 2024 başkent Lefkoşa'da tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde şu an başkent Lefkoşa'daki tören alanında hazırlıklar devam ediyor. Birazdan tören başlayacak. Biz de halkla konuşup onların duygu ve düşüncelerini alacağız birazdan. Çok gururluyum. Çok duygulu ve mutluyum. Beyefendi siz? Biz de aynı şekilde 50. yılı kutlamaktan çok mutluyum. Tüm halkımızın katılmasını istedik. Evladınızla birlikte gelmişsiniz. Evet. Neler hissediyorsunuz efendim? Duyguluyuk ve burada bulunmaktan daha şeref duyarak. Teşekkür. Bu güzel günde. Sen bir şey söylemek ister misin? Evet. Neler hissediyorsun? Tankları görmek istiyorum. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ülkemiz adına, kendimiz adına çok mutluyuz. Gurur verici. Mutluyuz, buradayız. Teşekkürler. Bekliyoruz. Bugün geldik işte burada, çocuklarımızı da getirdik. 50. yılımızın şeyine görsünler yaşananları diye. Sağ ol. Hanımefendi siz? Coşkuluyuz. 20 Temmuz'u kutlayacağız inşallah. Çocuklarımız da görsün, öğrensin tarihimizi. İşte vatanımızı, milletimizin sevgisini aşılayalım. Böyle. Güzel. Çok kalabalık. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Neler hissediyorsunuz? Mutlu iyi. Musunuz? Mutluyum. İlk defa geliyorum. Evet sevgili Kıbrıs Postası TV izleyenleri, yanımızda Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarından Kıbrıs gazilerimiz var. Onların da görüşlerini ve düşüncelerini alacağız. Efendim merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Cemalettin Türker. Efendim Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı malumunuz. Neler hissediyorsunuz efendim? Vallahi çok mutluyuz. Bu günleri Allah bize gösterdi. Öncedenki bizi halini de biliyoruz, katliamları. İlk harekata katıldık biz. Şimdi güzel yani. Mutluyuz. Eski günleri hatırlıyoruz yani. Bakıyoruz da şimdi çok güzel bir şey yani. Evet. Teşekkür ediyorum. Efendim merhabalar. Merhaba. Kıbrıs Postası. Neler hissediyorsunuz efendim? Siz o anları birebir yaşayan tanıklardan birisiniz. 50. yıl oldu. Çok farklı tabii. 50 yıl sonra buraya gelmek bizim için çok farklı. Teşekkürler. Efendim merhaba. Merhabalar. Ben Ahmet Çetin. Çanakkale'den geliyorum. Tarihi ruhu çok olan bir ülkenin çocuğuyuz. Kıbrıs gazisiyim. Amfibi komandoya bir çıkarmaya katıldım. Bugün 50. yılı kutlamaktan büyük bir zevk alıyoruz. Tüm arkadaşlarımızın adına sizlere teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Neler hissediyorsunuz efendim? Siz o anları 1974'te birebir şahitsiniz, tanıksınız. Hani söylerler ya, anlatılmaz onlar. Onlar anlatılmaz. Ama Allah kimseye savaşı yaşatmasın. En merhametli düşman bizik. Öyle yani, daha söyleyeyim, ne söyleyeyim yani, 20 yaşında buraya geldik, 16 ay burada kaldık, savaştık, toprağımıza toprak katan gazileriz, onun için gurur duyuyoruz yani, çok gururuz. Bugüne dönecek olursanız 50. yıl, bugün neler hissediyorsunuz peki efendim? Yani, duygu doluyuz, konuşamıyoruz ki yani. O günler geldi geçti. Geldik, buraya aynen. Geldiğimizde bu Lefkoşa'da, Girne'de falan hiç kimse yoktu. Caddeler boştu, dükkanlar boştu, evler boştu. Her taraf bomboştu yani. İşte tam 50 sene geçti, 70 hani öyle. Teşekkürler. Allah savaş kimseye yaşatmasın, hiçbir ülkeye yaşatmasın. Tabii ki. Ama en merhametli düşman bizik. En merhametli düşman bizik. Ne mutlu Türk'üm diyene canımız bu vatana feda olsun. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederim efendim. Kapatırlar yani. Evet. Ben Kıbrıs'a firar ederek geldim. Birliğimde. Türkiye'de Divan-ı Harp'te yargılandım. Kurşuna dizilme amiri yaptı. Burada olduğumu tespit ettiler. Geri aldılar mahkemeye tekrar. Gazilik unvanıyla madalya aldım. Hikayesi biraz daha uzun gelişme oldu. Müsait olursanız anlatırım. Yani kaçak yollarla mı geçip harbe katıldınız? Ben Türkiye'de Kars Sarıkamış'ta askerken 15 Temmuz'da Kıbrıs'ta olaylar oldu. 17 Temmuz'da Kıbrıs'a asker gidecek dediler. Ben de çıktım, beni getirmediler. O getirmeyince, misin, o asker benim. Getirmeyince ben gittim, dolapları falan kırdım, dosyamı aldım, kendiliğime geldim.
Türkiye'de firar ettiğimden dolayı, savaş anında birliğinden firar ettiğimden dolayı, profesyonelce kapıyı kırarak, dolabı kırarak, bilerek firar ettiğinden dolayı divan harpte yargılandı. Benim sonra burada tespit olduğumu tespit ettiler. Aynı gün burada olduğumu tespit ettiler. Bu sarı üstün başarılı devlet madalyasına onurlandırdım. Gazili Yunvay ile geri Türkiye'ye döndüm. Şehit olamadık. Biz bu vatan için her şeyi feda ederiz. Öyle büyüdük, öyle yetiştik. Söz konusu vatan ise gerisi teferruat. 50 yıl önce 20 yaşındaydım buraya geldiğimde. Şimdi 70 yaşımıza geldik. Bugünü gördük çok şükür. Ben askerken Türkiye'nin 50. yıl marşıydı. Bize ezberletlerdi. O zaman genç cumhuriyetti. Biz de burada 50 yılı gördük. Ne mutlu bize. Mavilikler içinde bir meşale oldu. Parla, yan, altın bir yere gibi. Savrul, damlalan. Yavuz çıkarma bileşinden atletlerimiz tarafından geçirdiği ibadetlerimizin Sayın Cumhurbaşkanı'na istiyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Neler hissediyorsunuz efendim? Vallahi kanımız kaynar. Benim hanım buradaydı 74'te. Köyümü saldırdılar şu. Onun için biz de burada destek vermeye, halkımıza, askerimize destek vermeye buradayız. Kardeşlerim nereden geldi? O iş için. İngiltere'den geldiniz. Hiçbir zaman unutmayız. Bu sisi bunun için geldik. İngiltere'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenleri için geldiniz. Biz çocuğuyduk o zaman. Unutulmaz bu. Hiç unutmayız. Çok sağ olsunlar insanlarımız. Evet, sen neler söylemek istersin? Ben her yıl gelirim abi, destekleyeyim. Çok da hoşuma gider. Destek vermek hoşuma gider. Gurur verici bir şeydir yani görünce. Nenem dediği gibi tarlalardaymış saldırıda. İşte. Unutma insanları. İnsan unutma. Belki sen yaşamadın ancak anlatılanlardan neler yaşandığını az çok kavrayabiliyorsun değil mi? Evet, kavrarım. Anlarım da. Çok zordu o zamanlar tahmin ederim. Ama askerler kurtarmış o zaman. Ne güzel, çok gurur verici bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, siz o anları birebir yaşayan isimlerden birisiniz. Neler yaşadınız? Önce onu, daha sonra bugünü anlatın. Kötü bir gün yaşadık. Yani 20 Temmuz'da Rumlar bizi esir almıştı. 20 Temmuz'dan 14 Ağustos'a kadar biz kovalarda yaşadık mesela. Kendi kendimize baktık. Sonra Türk milleti, Türkiye'miz kendimizi kurtardı. Onlara minnet borçluyum. Çok seviyoruz Türkiye'mizi. Ne mutlu Türk'üm diyorum. Çok teşekkürler. Efendim, siz görüş ve düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz? Evet. Annemden, dedemden, nenemden duyduklarımız, hikayeler üzerine. Burada olmak çok mutlu edici bir duygu. Gurur duyuyoruz ve her bu gazilerimize sesleniyorum, teşekkür ediyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Çok duygulu ve mutluyum. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Hakikaten duygu seli içerisindeyim. Allah devletimize güç versin. Nice 20 Temmuz'lara ulaşalım, görelim, bugünleri görelim. Çok mutluyum. İngiltere'den misafirlerimiz var, İngiliz. Onlar da katıldılar. Onlar da çok beğeniyorlar bu törenlerimizi, kutlamalarımızı. Dolayısıyla bugün çok mutluyuz. Allah devletimize zeval vermesin. Biz buraya geldiğimde Erdoğan'ı görmek için geldiğimde bizim ülkede çok insanlar Erdoğan'ı seviyor. Biz de burada yaşıyorum. Biz de Erdoğan'ı seviyorum. O yüzden bizim çok Bangladeşlerle beraber biz buraya geldiğimde Erdoğan'ı görmek için. Başkent Lefkoşa'daki tören alanında vatandaşın görüşlerini, duygularını sizlerle aktardık, sizlerle paylaştık. Sadece
Kuzey Kıbrıs'tan değil, aynı zamanda Türkiye, hatta yurt dışından bile misafirler şu anda Lefkoşa'daki tören alanında törenin başlamasını bekliyor. Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Törenleri başlamasını bekliyorsun. Evet. Heyecanı çok güzel olduğu için. Evet. Efendim sizin isminiz nedir? Merhaba, ismim Rifat Can'ın babasıyım. Neler hissediyorsunuz efendim? Çok gururluyuz. 20 Temmuz. Ana vatan Türkiye'nin de burada olduğu için gayet memnunuz yani. Tarihi bir an. Kesinlikle. Gururluyuz, onurluyuz. Thank you.
sancağının 1. Diyar Dağlı'nda son veren, Şadolup sancağını yeniden özbe öz sürtürden getiren Güç Ahmet Necan, direnişe kan veren, kahraman Kıbrıs Türk Kuvvetleri Ağayı karar alanına giriş. Ankara'da